Mutlu günler saatlerimiz 13 oldu. Faizsiz ekonomiye hoş geldiniz. Faizsiz ekonomide bugün reel sektörün finansmanı ve son dönemde özellikle ihracatla büyüme modeliyle katılım bankaları ihracat finansmanında neler sunuyor? Büyüme rakamları nasıl? Hepsini ayrıntılarıyla konuşacağız. Bugün Vakıf Katılım Ticari Bankacılık Müdürü Barış Gösten'le birlikteyiz. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Merhabalar. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle aslında biraz fon toplama ve fon kullandırma yöntemlerini sormak istiyorum. Çünkü biz normalde katılım bankalarının büyüme büyüklüğüne baktığımızda genelde aktif büyüklükleri baz alıyoruz. E, bu seneki büyümede toplanan fonlarda ve kullandırılan fonlarda artışlar var. Yöntemleriniz neler? Neler yapıyorsunuz özellikle fon toplama ve fon kullandırma adına? Tabii Merve Hanım, katılım bankalarının fon toplama yöntemlerinde zaten katılım bankacılığının özünde kaynakta faizsiz olarak fon toplamak yatıyor. Tabii daha sonra bu faizsiz usullerle topladığımız fonları yine faizsiz yöntemlerle real ekonomiyi finanse etme şeklinde kullandırıyoruz. Burada da bizim en temel hesaplarımız cari hesap dediğimiz, müşterilerimizin herhangi bir getiri beklemeden bize emanet olarak yatırdığı günlük nakit akışlarını geçirdikleri hesaplar. Bir de kar ve zarara katılım hesapları dediğimiz, işte fonlarımızı az önce az sonra belirteceğim yöntemlerle kullandırmamız sonucu işte mal alım satımında, leasing işlemlerinde, işte proje finansmanında, yatırım işlemlerinde, kullanmış sonucu elde ettiğimiz karları bizim müşterilerimize dağıtarak paylaştığımız hesaplar. Yani şöyle söyleyebilirim, faizlerin düştüğü ortamda bizim fon kullandırımlarımızın havuzlara yansıması, yani bizim hesaplarımıza yansıması ortalama bir 1,5-2 iki ay gibi bir vade. Hani bu süreçte bizdeki katılım hesaplarına paralarını yatıran müşterilerimiz bir, bu faiz düşüş sürecindeki getiriyi 2 yıl geç olarak yazıyor iki ay geç olarak görecekler bu da ne demektir düşen faiz ortamında paralarını bize yatıran müşterilerimiz burada daha adil bir paylaşım alabilecekler yöntemleri biraz konuşalım evet. yani bunu nasıl yapıyorsunuz yani en fazla kullanılan kar zarar ortaklığı var hani hep bildiğimiz evet. fonlama tarafında ee, özel cari hesaplarınız burada nasıl bir yöntem izleniyor yani burada aslında şöyle kullandırımdan elde ettiğimiz karı veya zararı bir şekilde tabii ki bize parasını yatıran hesaplarla da paylaşma üzerine bir model. Hı hı. Biraz grafik üzerinden de anlatabilirsiniz aslında. Tabii ki hani şöyle söyleyebilirim bu modelle ilgili hani bu yıl sektörün bankacılık sektörünün ve katılım bankalarının büyümesine de baktığımızda aslında en fazla büyüdüğümüz alan. Fon toplama alanında hı hı. bu az önce belirttiğim gibi katılım bankalarının bu kar ve zarara dayalı sistem daha fazla getiri getirdiğinden bu yüzden biraz daha müşterilerimiz e, kaynaklarını bizde e, bize yönlendirmeyi tercih ettiler. Bu mimaride şunu söyleyebilirim. Bankacılık sektörü toplanan fonlarda e, %19 büyürken e, katılım bankacılığı sektörü 3. çeyrek sonu itibariyle 395 milyar TL ile üçler civarında büyüdü aktif büyüklüğü olarak baktığımızda işte bankacılık sektörü %15 büyürken katılım bankaları %21'ler civarında büyüdü. Yine fon kullandırımlarda bankacılık sektörü %13 büyürken katılım bankaları %16 büyüdü. Bir de ben buna ek olarak şunu söylemek istiyorum. Vakıf katılım özelinde tabi güncel verilerde olduğu için elimde bu yılı bir haydi sürpriz rakamlarla kapatacağız. Hani vakıf katılım bu yıl Aralık sonu itibariyle toplanan fonlarda yaklaşık bir %93 bir büyüme sağladı. Bu aktif büyüklüğünde yine %94 ve top kullandırılan fonlarda da %94 oranında. Bu da hani hem sektöre katılım bankacılığına ilginin arttığını hem de kamu katılım bankaları olarak bizlere vatandaşlarımızın daha teveccüh ettiğini, kaynaklarını bizde değerlendirdiğini görüyoruz. Neden? Mesela bu neden diye sorayım. Yani tabii ki neden birincisi işte bu kar ve zarara katılım odaklı sistemin daha adil olması. Hı hı. Hani şimdi faiz oranları düştüğünde banka yeni düşük faiz oranıyla anında mevduat fiyatlamasını yapıyor. Ama bizse kullandırdığımız fonların sonucu elde edilen karları da attığımız için ve belli bir oranla bu düşüş seyri biraz daha fon toplama arında gecikmeli olarak yansıyor. Hani biz fazla kazanırsak özellikle kar zarar ortağı işlemlerinde bu karı da daha fazla olarak bize parasını yatıran müşterilerimizle paylaşıyoruz. Aslında biraz daha adil bir paylaşım modeli olduğu için. O zaman şunu şöyle sorayım. Evet. Mesela şimdi Reel sektör ihracat tarafına gireceğim de yani bu düşük faiz ortamı katılım bankalarına ne getiriyor? Yani bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Yani düşük faiz ortamı elbette katılım bankaları için bir avantaj. Ülkemiz Hı. için de bir avantaj. Yani öncelikle ülkemizde bu özellikle şey ihracat, yatırım ve üretimime dayalı yeni ekonomik modelle birlikte biliyorsunuz daha düşük faiz de bizim ithalat ikame yatırımlarımızın artması, ithalat ikame üretimimizin artması sonucunu doğuruyor. Bu da nedir? Örneğin Adana'da büyük bir polyester üreticisi yurt dışından çok yüklü tutarda ithal ettiğimiz şeyi Türkiye'de üreterek daha ucuz maliyetle ülkemize sunuyor. Bu da tabii birçok sektörde benzer örnekler var. Bu da ne yapıyor? Aslında bizim ülkemiz içindeki ham madde fiyatlarının artmasını engelliyor. Yani bu açıdan bir avantaj. Katılım bankaları açısından ne avantaj? Tabii katılım bankacılığı real ekonomiyi desteklemeye yönelik çalıştığı için biz aslında iki şey yapıyoruz. Bir, mümkün olduğunca tabana yaygın fon kullandırım. İki, real ekonomiyi destekleme. Üç de müşterilerimizin faaliyet döngüsüne uygun vadede fon sağlıyoruz ve aynı zamanda mümkün olduğunca bunları yeni teminat modelleriyle sağlamaya çalışıyoruz. Az sonra açacağım ama yine KGF ile evet. yaptığımız örneğin istihdama yönelik ilave istihdam paketi kapsamında işte her yeni ilave istihdam için COBİ'lere yönelik işte her ilave istihdam başına 100 bin TL toplamda 500 bin TL gibi ufak böyle hap krediler var. Aynı şekilde ihracat alanında bu işte egzim sigortalı vesaikin teminatı alınarak işte daha az teminatla hani klasik hı hı. teminatlar dışında COBİ'lere e, işte sigorta alacağını bir bakıma biz teminata sayarak kullandırdığımız krediler var. Aslında şu anda en önemli şey e, finansmana erişim olduğu için kobilerde ve ticari firmalarda bunu daha rahat olanaklarla sağlamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bu sene mesela şöyle bir şey sormak istiyorum size. Şimdi bu sene olağanüstü senenin devamıydı. Yani yine 2020 şartları sayılabilirdi aslında. Çünkü ilk 6 ay yine kapanmalar vardı. Ee, hem yurt dışında hem bizde. Yani Haziran'a kadar biraz daha hani kapalı dönem diyebiliriz. Real sektör açısından da ticaret açısından da sonrasında mesela Haziran'dan sonra da reel sektör tarafında bir bekle gör politikası oldu yani acaba yeniden Eylül'de Ekim'de bir kapanma gelir mi diye insanlar biraz yatırımdan geri adımda durdular ama Eylül'den beri mesela Türkiye bir düşük faiz politikası izliyor bu düşük faiz ortamı. Direkt olarak hem kamu katılım bankalarında hem reel sektörde ne değiştirdi? Yani siz şunu söylüyor musunuz mesela faizler düştüğünden beri daha fazla az önce bir örnek verdiniz ya mesela Adana'da bir polyester yatırımı yapacak bir fabrika i̇şte biz bunun içeride üretildiğini görüyoruz. İhracatçı firmaların, yerli üretimdeki firmaların net olarak krediye başvurularına kolay kolaylaşım sağlandı mı? Ve bununla birlikte bir üretim artışı görüyor musunuz siz bu kullandırdığınız fonlarda da? Yani sektörde bu yıl katılım bankacılığı sektörü dediğim gibi öncelikle konvansiyonel bankadan bu alanda daha hızlı büyüdü. Bizim öderim üzerimizde de neredeyse iki kata varan bir artış var. Tabi bunun nedeniyle birincisi faizlerin düşmesi, ikincisi tabi dünyada da olan tedarik zincirindeki aksamalarla birlikte ham madde yarı mamul ihtiyacının artması. Bu dönemde tabi bir taraftan da bu açılmayla birlikte gelen aşırı bir talep var her sektörde olduğu gibi. Bu ülkemizde de var. Tabii bu talebi karşılamak için ve firmalar bu kapanma dönemindeki üretim yapamadıkları dönemi de tolere etmek için tabii bir anda daha fazla ham maddeye, daha fazla yarı mamule, daha fazla üretime ihtiyaçları var. Bu da tabii bize gelen fon kullanım taleplerini de bir anda müthiş şekilde arttırıyor. Bu da işte bizim bankamız üzerinde bu yıl işte fon kullanımlarında yüzde 94 neredeyse iki katına varan bir, tabii, tabii, büyüme olarak sonuçlandı. Yani bu yıl sektöründe en az ben Katılım bankacılığı sektörünün de fon kullandırımda %50 ile 60'lar civarında bir büyüme kaydedeceğini öngörüyorum. Zaten hani katılım bankacılığı modeli de sürekli dediğim gibi reel ekonomiyi desteklediğinden hı hı. ve de biz özellikle katılım bankaları olarak biraz da ihracata dayalı üretimi desteklediğimizden evet. şu anda Türkiye'nin ihracat rakamları da çok iyi gidiyor biliyorsunuz. Şu anda 214 milyar dolarlar civarında Kasım ayı sonu itibariyle. Bu nedenle de aslında bizim ihracatçıyı desteklememizle birlikte bize olan e, fon kullandırım talebi, bunun şeyinde büyümemiz büyük hızla devam ediyor. Şimdi şöyle sorayım, e, daha önce hiç ihracat yapmamış bir firmayım diyelim. Evet. Ya da e, hani belli şartlarda bir ihracat rakamım var ama yeni pazarlar açılmak istiyorum ya da aktif olduğum pazarlarda daha fazla ürün satmak istiyorum. Nasıl bir finansman sağlıyorsunuz böyle firmalara? Şimdi öncelikle yani ilk defa yurt dışına açılıyorsanız bununla ilgili bizim hem genel müdürlüğümüzde hem şubelerimizde dış ticaret pazarlama uzmanlarımız var. Bunlar yani en başından bir akreditif nasıl açılır, işte akreditifin içinde hangi klozlara dikkat etmeniz lazım, hangi pazarlara açılmalı, şu anda Türkiye'nin iyi olduğu pazarlar hangisidir? Bu konularda bir öngörüye sahipler. Hı hı. Yani hem işin teknik ayrıntısında hem de vizyon açısından yardımcı oluyorlar. Hani onu desteklemek için şunu da söyleyebilirim. Şu anda Türkiye coğrafi konumu itibariyle bu hani bildiğiniz gibi konteyner kriziyle ilgili de hani ulaşım aslında ham maddeye ulaşım da önemli. Yakın olduğu ülkelerle çok ciddi bir ihracat artışı var. Avrupa. Evet özellikle Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İtalya, Fransa, İspanya gibi Yakın çevremizdeki ülkelerde. Tabii biz de bu ülkelerle olan şeyimize, muhabir ilişkimize ve ağımıza dikkat ediyoruz. Yani vakıf hı hı. katılımı olarak şu anda dünyanın 87 ülkesinde 373 muhabir bankamızda aslında biz bu ihracat işlemlerini destekliyoruz. Tabii burada en önemli şey de ihracatın finansmanında teminat. Orada da dediğim gibi öncelikle Exim Bank'ta çok ciddi şey var teminat ayağında. Bu Exim Bank sigortasıyla fon kullandırma gerçekten bize... ...önemli bir yol kat ettirdi. O da işbirliğiniz çok değil mi Exim Bank'ta? Yani Exim Bank'ta tabii ki yani bu bunun yanında aslında Exim Bank'ın yakın zamanda başlatacağı yeni bir program da var Merve Hı -hı. Hanım. Bu da ihracata yönelik, ihracatçı firmalara e, Exim Bank aracılığıyla bir leasing desteği. Hı -hı. Çünkü üretim yapması için ihracatçı firmalarımızın da yeni fabrika yatırımları yapması lazım, Doğru. yeni makinalar alması lazım... Bir de katılım bankacılığı olarak zaten biz kendi bünyemizde de leasing yapıyoruz. Hı hı. Hani leasingde de aslında makinenin kendisi bir şekilde bir teminat niteliği oluşturduğundan firmalara yorucu teminatlar oluşturmadan yalnızca e, satın alacakları makinayı şey yaparak teminat olarak görerek daha rahat ve iyi limitler çıkarma şansımız var. Burada mesela tabii hem bunu reel sektör finansmanı için sorayım, hem ihracat finansmanı için sorayım. Konvansiyonel bankalarda mesela son birkaç yıldır, belki son beş yıl demek daha doğru olur, daha aslında tedbirli davrandığını görüyoruz. Yani bir dönem bol kredi dağıtıldı, ama şu an mesela özel sektöre verilen kredilerde biraz daha bonkör davranmıyorlar eskisi gibi. Dolayısıyla bunun katılım bankaları tarafında da bir avantajı var, öyle değil mi? Yani birincisi bizim sistemimiz gereği zaten az önce anlattım. Biz hani reel sektörü destekleyip fon kullanmalıyız ki oradan elde ettiğimiz karı bizim müşterilerimize dağıtalım. Hı hı. Onun için biz asla durmuyoruz Merve Hanım. Sürekli pedallara basıyoruz ve sürekli olarak biz fon kullandırımına devam ediyoruz. Tabii rakiplerin durması bizi bir adım öne geçiriyor öyle söyleyeyim. Biz aslında yine aynı kararlılığımızla hem ekonomimize hem reel ekonomimize hem ihracatımızı destekliyoruz. Bu açıdan tabii hani az önce de söylediğim gibi hem sektörün hem bizim büyüme oranlarımız bankacılık sektörünün üzerinde. Bu ilk pandemi oluştuğu dönemde de aslında benzer bir şey oldu. Biraz daha o dönemde de biliyorsunuz kamu bankaları yine KGF'nin bu işe devam destek, turizm destek paketleriyle biraz evet. ön planda oldu. Sonra diğer bankalar da buna uyum sağladı. Hani burada da biz yolumuza devam edince, ülkemize güvenince diğer özel sektör bankaları da zaman içinde bakıyoruz ki bize uyuyorlar yani o açıdan da hem piyasayı hem müşterilerimizi rahatlatan bir yapımız var açıkçası. Şu an mesela özellikle kullandırılan bu kar zarar paylarında, dağıtımlarda, fonlarda ağırlıklı hangi sektörlerin öne çıktığını görüyorsunuz. Yani bunu hem İhracat alanında başvurularda sorayım yani hangi evet. sektörlerden ihracat daha fazla? Evde tabii ki bu yeni yatırımlar vesaire buradaki başvurularda en çok hangi sektörler öne çıkıyor? Tabii klasik olacak ama Türkiye'nin lokomotifi tekstil sektörü. Evet. Şu anda tekstil sektörüyle ilgili işte Avrupa'ya yapılan özellikle iplik, akrilik, iplik ve de özellikle konfeksiyon alanında yakınlık nedeniyle çok ciddi ihracat var. Birincisi bu yüzden tekstil alanında bir hayli talep alıyoruz. İkincisi devamında kimyevi maddeler konusunda da yakınlık nedeniyle ciddi bir talep var. Daha sonra tabii yenilenebilir enerji, enerji fiyatlarının artmasıyla ve bu Paris İklim Anlaşması'yla birlikte önemli bir gündem. Bize birçok yeni HES, RES, GES projeleri geliyor. Bunların finansmanında yer alıyoruz. Daha sonra devamında şey, hani e, Türkiye'nin jeopolitik önemi nedeniyle denizcilik, üç tarafımız denizlerle de çevrili bir ülke. Bu özellikle yakın zamanda hem konteyner endeksi hem Baltık Dry endeksinin yükselmesiyle birlikte tabii ulaşım da önemli bir şey. Özellikle gemi alımı uluslararası ticareti yönelik gemi alımları ile ilgili ciddi talepler geliyor. Orada da yani şunu da söyleyebilirim. Son dönemde özellikle konteyner taşımacılığına yönelik nitelikli gemilerle ilgili önemli fonlamalarımız var, projelerimiz var hatlarıyla bunlar diyebilirim. Yeni ürünleriniz neler peki? Yani farklı neler sunuyorsunuz? Burada özellikle yani son dönemde değişen bu ihtiyaçlara ve tabii evet. ki real sektörün desteğine de bakıldığında hangi ürünleri geliştirdiniz? Tabii şimdi yeni ürünlerde hani bu aslında katılım bankacılığı 2025 strateji belgesinde de sektörün büyümesiyle ilgili altı önceliğimiz var. Ama bunlardan biri yeni ürün, biri de dijitalleşme. Yeni ürün bazında baktığımızda iki stratejimiz var. Bir tamamen yeni piyasada olmayan öncülük edecek ürünlerle piyasaya girmeye çalışıyoruz ki bu işte GFT dediğimiz garantili fon transferi bunlardan biri. Nedir bir, bu? Biraz açar mısınız? Tabii ki. Ee, şöyle söyleyeyim garantili fon transferi ana hatları itibariyle bir ödeme yöntemi. Hı hı. Ödeme ve tahsilat yöntemi. Şimdi normal ticarette ticaretin hızlı dönmesi için firmalar normal nakit akışları dışında veya paraları dışında tabii çekle mal alıyorlar satıyorlar. Senet de alıyorlar. İşte örneğin DBS sistemiyle yapıyorlar bu işleri. Tedarikçi finansmanı ile yapıyorlar. Mal alacakları firmalara teminat mektubu veriyorlar. Veya en klasik yöntem açık hesap dediğimiz. Ben bu malın fiyatını size 3 ay sonra ödeyeceğim diyerek sözde alışveriş yapıyorlar. GFT bunların hepsini kapsayan hem tahsilat hem ödeme sistemi. Yani ben biraz daha somutlaşsın diye şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin beyaz eşya üretimi yapan bir fabrika düşünün. Bu beyaz eşyaları ürettiğinde satacağı alt bayiler olacak. Evet Alt bayilerinin biz her birine birer birer gidip bu GFT ürünü şey yaptığımızda, onlara birer GFT limiti çıkardığımızda, onlar ana firmadan alımlarını bu dijital ödeme yöntemi olan GFT ile yapıyorlar ve vadeli olarak yapıyorlar. Ana firma bunu tek bir hesapta topluyor, İsterse bütün, isterse bölüp parçalayarak hızlıca o da tedarikçilerine devrediyor. Örneğin bir buzdolabı yapımında. Yaklaşık 200'e yakın komponent kullanıyor. İşte plastik kısmını düşünün, işte motor kısmını düşünün, e, demir saç kısmını düşünün. Burada yüzlerce firmaya, tedarikçi aslında bu alt payilerinden aldıkları vadeli ödeme taahhüdünü e, direkt bizim hepimizden devrederek şey yapabiliyorlar, e, devredebiliyorlar. Daha sonra bu tedarikçiler de aynı vadede diğer alımlarını yine bu GFT'yi, diğer tedarikçilerine devrederek şey yapıyorlar. Burada Hı. aslında bu ekonomiyi hızlandıran, canlandıran bir yapı. Hepsinin sonunda da eğer bu GFT işlemleriyle ilgili firmanın hesabında parası varsa vade sonunda ödüyor. Yoksa aynı DBS'de olduğu gibi biz Vakıf Katılım olarak bu ödemeyi garanti altına alıyoruz. Evet. Yani bu özellikle ekonominin bugünlerinde hani tedariğin çok önemli olduğu günlerde bir o kadar da tahsilat önemli. Örneğin bizim DBS işlerimizde de bu yıl işlem hacmimiz yaklaşık bir 10 kat kadar arttı. 85 milyon TL olan bizim DBS hacmimiz şu anda 850 milyon TL'ye çıktı. Şimdi GFT ile ilgili de şu anda reklamlarımız da basında yer alınca Türkiye'nin birçok büyük firması, aynı zamanda birçok kobi, alt bayi, ana firma bu üründen faydalanmak için bize başvuruyorlar. Peki şimdi şöyle sorayım, hem yeni ürünler geliştirme noktasında neler hedefliyorsunuz bundan sonraki süreçte? Bu ihracatla büyüme modeli, ekonomi yönetiminin son dönemde ihracat artışı, yeni yatırım, yeni üretim politikası hem sektörel bazda hem de vakıf katılım olarak size nasıl yansıyacak? Bir de tabii ticari bankacılık alanında kendi özelinizde ne hedefliyorsunuz? Çünkü muhtemelen 2022'de biraz daha farklı bir ilerleme göreceğiz ekonomi alanında. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim tabii yeni ürün alanında aynı zamanda biz katılım bankaları olarak 36 yıllık bir geçmişimiz var. Vakıf Katılım özelinde de 6 yıllık. Mevcut ürünlerimizi de bu dönemde müşterilerimizin sahadan gelen ihtiyaçları doğrultusunda biz biraz daha fonksiyonlarını arttırıyoruz, özelliklerini arttırıyoruz. Örneğin daha önce size bahsettiğim DBS finansmanında DBS'yi alt bayiler ana firmadan aldıklarında ana firma yeni kredi ihtiyaç olduğunda artık bu DBS alacaklarını bize teminat göstererek yeniden fon kullanabiliyorlar. Bu da teminat problemini çözen bir şey. Ya da daha önce size Mart ayındaki yayınımızda bahsettiğim Elüs Matbuzu'yla biz bunu da teminata alarak aslında çiftçilerimizi finanse ediyorduk. Şimdi Elüs'le ilgili iyileştirmeler yaptık. Direkt bizim ee, vakıf katılım hesaplarında yatırım hesaplarında bu elis makbuzunu alıp satabiliyorlar, saklayabiliyorlar ve aynı zamanda bize teminat verebiliyorlar. Aslında biraz da elimizdeki ürünleri modifiye ediyoruz. Mesela DBS'de de aynı şekilde katkı paylı DBS, altın DBS gibi biraz daha DBS'yi güçlendirdiğimiz ürünlerimiz var. Hı hı. Bir de tabii bunun yanında vakıf katılımın ve katılım bankacılığı sektörünün büyümesi, kamu katılım bankalarıyla birlikte kamuyla yaptığımız işbirliklerinde de bu KGF ile yaptığımız işbirliğinden az önce bahsettim. Benzer bir şekilde kalkınma ajanslarıyla da ilişkimizi gün ve gün arttırıyoruz. Kalkınma ajanslarıyla yaptığımız kar payı destekli faizsiz finansman yöntemiyle direkt binlerce kobimizi destekliyoruz. Örneğin Doğa Kayla, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile, Afyon'daki Zafer Kalkınma Ajansı ile Diyarbakır'da Dicle Kalkınma Ajansı ile benzer çatı anlaşmalarımız var ayrıca ticaret odalarıyla anlaşmalarımız var. Gün geçtikçe dediğim gibi ihracatı destekleyecek, ithalatı azaltacak ve ithalat yerine Türkiye'de üretimi sağlayacak, reel üretimi sağlayacak, tüm reel sektöre nüfuz edip bunları finansal edip ülkemize ekonomisini daha güçlü hale getirmek için girişim çabalıyoruz. Girişimlere de destek veriyorsunuz siz Tabii girişimlere zaman. de destek veriyoruz. Şu anda şöyle söyleyeyim bizim direkt girişim sermayesi fonu olarak dört tane birebir evet. kurduğumuz girişim sermayesi fonu Biri var. Bir şey, de Gebze'de bilişim hastanesi. Evet bilişim vadisi girişim sermayesi fonu var. Hı hı. Bir tane Kalkınma Bankası ile ortak kurduğumuz işte Milli Savunma sanayi ve Yeni Teknolojileri destekleme ile ilgili var. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz, var. şey hı hı. yapabiliriz. Bir de aynı zamanda bizim İstanbul Ticaret Odası Ticaret Üniversitesi ile de bağlantımız var. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde de biz e, yaptığımız hekatonlarla oradaki startuplara e, yeni kaynaklar sağlayıp onlara da ilk can suyu şeklinde desteklerimizi sunuyoruz. Peki son olarak ben vakıf katılım özelinde büyüme hedeflerinize sormak istiyorum. 2022'yi nasıl geçireceksiniz? Ticari krediler ...noktası da tabii sizin biriminizde. Şimdi önümüzdeki yılda bu yıl olduğu gibi konjonktür devam ederse... ...her halükarda somut üretim ve e, ham maddeye, yarı amüle... ...tabii ulaşım önemli hale gelecek. Burada da yine katılım bankalarına olan talep artacak. Hı hı. E, yani şu anda biz öncelikle mevcut firmalarımızın e, kredi limitlerini de... ...daha yukarıya çekme konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Çünkü ham madde fiyatlarının artmasıyla birlikte firmaların da... Tabii ki e, ne oluyor fon kullanım ihtiyacı, kredi ihtiyacı artıyor. Hı hı. Tabii bu mimalde bizim şeyimiz e, hedefimiz yine önümüzdeki yıl hani minimum %30'larda otuzlarda ortalama yüzde elli büyüme katılım bankaları olarak hı hı. öngörümüz bu. Ama bu bu yıl gibi hani bizim sürekli sektörde olmamız nedeniyle. Daha iddialı rakamları da görmemiz mümkün. Ee, hangi sektörlerde yine bu büyümenin gelmesini bekliyorsunuz? Burada hem ihracat hem de yerli üretim tarafını sorayım. Yani öncelikle tabii ki her türlü ihracat, ihracata hitap eden sektörler hı hı. gerçekten şu anda işte tekstilden tutun, kimyevi maddelerden tutun, hani e, otomotiv yan sanayinden tutun birçok şeyde ihracat yapan firmalarımızın gerçekten e, çok hızlı bir şekilde hani şu anda ne diyeyim ürün yetiştirme derdinde olduklarını görüyoruz ihracatla ilgili. Termin yetiştirme derdinde olduklarını görüyoruz. Bu tabii ki dinamik bir süreç. Tabii bir de az önce belirlediğim gibi bu Paris İklim, İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat'la birlikte biraz da biz bu finansmanları yaparken bu insani değerler bazında ve sürdürülebilirlik bazında biraz daha işte projelerin örneğin karbon salınımını azaltacak projeler, işte ee, ne diyeyim enerji verimliliğini arttıracak projeler gibi biraz daha insani boyutlarını da gözene alarak biraz daha bunları önceliyoruz. Türkiye'deki şirketlerin mesela bu yeşil finansman ve yeşil enerji tarafındaki başvurularında bir artış görüyor musunuz peki? Ee, tabii ki son zamanda bir hayli var. Hı hı. Tabii burada yine dinamik aslında ihracatçılarımız. İhracatçılarımız Avrupa ve Amerika'ya ürettikleri uh, ürünlerde de bu özellikler arandığı için gün geçtikçe yenilenebilir enerjiye teveccüh ediyorlar. Devamında şu anda şey de var işte özellikle bireysel sektörde mesela LEED sertifikalı yapılan binaların morgücü gündemde. Aynı şekilde hayatımıza yavaş yavaş giriyor elektrikli araçların finansmanı ile ilgili bireysel finansman önceliklerimiz arasında. Hı hı. Hani aslında dediğim gibi karbon salımını azaltacak ve enerji verimliliğini arttıracak ve ihracatı arttıracak her projenin içinde yer almaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim Barış Bey yayına katkı için, değerlendirmeleriniz ben, için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, özellikle katılım bankacılığı sektörü olarak ve biz özelimizde vakıf katılımı olarak ekonomimize güveniyoruz. Emin adımlarla ihracatçımızı, üreticimizi destekliyoruz. Ve bizlerle çalışmaları halinde önümüzdeki yıllarda e, büyüme ihtiyaçlarını karşılayacak finansman ve teminat modellerine de sahibiz. Onun için bizleri tercih etmelerini istirham ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok Biz sağ olun. bugün Vakıf Katılım Ticari Bankacılık Müdürü Barış Köstener'i ağırladık ve tabii ki son dönemde ihracatla büyüme modelinin ayrıntılarını katılım bankalarının reel sektöre ve ihracatçı firmalara sunduğu finansman modellerini konuştuk. Çok kısa bir ara ardından devam edeceğiz.